veda konuşmalarını gerçekleştirmek üzere muhterem profesör doktor Mehmet Görmez hocamızı huzurlarınıza davet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin. Ve salatu ve ala eşrefil mursalin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Sahip olduğumuz hayatı, her nimeti, her nefesi bize emanet eden, celal ve ikram sahibi zatı ve kendisi için yapılan iyilikleri baki, Bunların dışındaki her şeyi Fani ilan eden Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Büyük ahdin, büyük vefanın sahibi bütün peygamberlere, Hz. Adem Safiyyullah'tan, İbrahim Halilullah'a, Musa Kerimullah'tan, İsa Ruhullah'a ve Muhammed Habibullah'a kadar bütün peygamberlere salat ve selam olsun. Saygıdeğer Diyanet İşleri Başkan Vekilimiz, Diyanet Teşkilatımızın ve Türkiye Diyanet Vakfımızın çok kıymetli mensupları, çok saygıdeğer hocalarım, Diyanet İşleri Başkanlarım, değerli meslektaşlarım, basınımızın güzide mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, sözlerime başlarken sizleri sevgi, saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bugün bir veda konuşması için aslında huzurunuzda değilim. İnsani bir kardeşlik vazifesini ifa etmek ve bir helalleşmek için huzurunuzda bulunuyorum. Yedi yılı Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı, yedi yıla yakını da Diyanet İşleri Başkanı olmak üzere 14 yıldır uhdeme tevdi edilmiş olan Çok ağır Ama o kadar onurlu ve şerefli Bir emaneti Başkan vekilimize tevdi etmek üzere Bugün bu salonda Bir araya gelmiş bulunmaktayız Dünya hayatı gibi Bütün makam ve mevkiler Geçicidir Asıl olan Geride bıraktığımız salih amellerdir Vel bakiyatü salihat hoş sadalardır. Mühim olan hangi makamda, hangi mevkide olursak olalım, yaptığımız işleri ibadet telakki ederek rızayı bariye uygun hareket etmektir. Ömrünü Anadolu'da, aynı mihrapta, aynı minberde, aynı kürsüde din hizmeti ifa etmiş bir hoca efendinin evladı olarak ülkemize, milletimize, yurt dışındaki millet varlığımıza, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimize, İslam dünyasındaki kardeşlerimize, yeryüzündeki bütün Müslümanlara hayallerimin ötesinde hizmetler nasip ettiği için bugün Yüce Rabbime ne kadar hamd etsem azdır. Ne kadar şükretsem azdır. Bugün yedi yıldır yürüttüğüm bu onurlu vazifeyi gönül huzuruyla bırakmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. 11 Kasım 2010 tarihinde göreve başlarken Yüce Rabbime herhangi bir göreve başlarken dua eden her mümin kardeşimiz gibi şöyle dua etmiştim. Osman hocamız da o ayeti okudular. وَقُرْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُتْخَلَ صِدْقٍ وَاَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ ve cealli min ledunke sultanen Ey Rabbim, bana tevdi edilen bu emaneti doğrulukla, sıdkıyla, ile, sadakat ile üstlenmeyi ve sıdkı ile, sadakat ile doğrulukla teslim etmeyi nasip eyle diye dua etmiştim. Görev süren boyunca her insan gibi taksirlerim, eksiklerim olmuştur, çoktur. Fakat bugün görevden ayrılırken aynı sıdkı ile aynı gönül huzuru ile emaneti teslim etmenin onurunu ve bahtiyarlığını yaşıyorum. Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığına veda ederken birkaç cümle ile saygıdeğer teşkilatımıza ve İslam'ın izzetine uygun yaşamayı şiar edinen aziz milletimize şükranlarımı ifade ederek helalleşmek üzere birkaç şey söylemek istiyorum. Zira meşruiyet çizgisinde yürümek, bu yürüyüşte birbirine şahit olmak ve helalleşmek biz Müslümanlar için hayatın manasıdır, gayesidir. Bu görevi tevdi ederken üzerimde hakkı olan herkesten helallik diliyor. Herkese hakkımı helal ediyorum. Yüce Rabbim milletimizi İslam'a, Müslümanlara hizmet etme şerefinden mahrum etmesin ve Müslümanların istiklaline, istikbaline ve izzetine gölge düşürmek isteyenlere asla fırsat vermesin. Rabbim bu ağır vazifeyi ifa ederken bize inanan ve güvenen, bize destek ve yardımcı olan herkesten razı olsun. Hayat bize bir emanettir. Hayat bütünüyle bir emanettir. Öyle ki insan kendi canının hatta bir tek nefesinin dahi sahibi değil, emanetçisidir. Çok kıymetli kardeşlerim, dünya hayatında vazifelendirildiğimiz bütün işler de bize emanettir. Bizler Allah'ın dinine, emirlerine ve nehilerine uymamız, İslam'a, Kur'an'a ve Allah'ın kullarına hizmetlerimiz nispetinde vazifemizi yapmış yahut yapmamış, emaneti korumuş yahut korumamış oluyoruz. Çok şerefli, şerefli olduğu kadar da büyük bir emanet olan Diyanet İşleri Başkanlığı görevi Müslümanların, milletimizin ve ümmetin tarihin en zor süreçlerinden birini yaşadığı bir dönemde bu vazife her zamankinden daha çok zor olmuştur. Biz bu vazifeyi ifa ederken coğrafyamızda Milyonları bulan Müslüman kardeşimiz maalesef katledildi. Bir o kadar insan yerinden, yurdundan edildi. Haleb'in sokaklarında akan kanların izi gö gözyaşlarıyla silindi. Musul, Kerkük tanınmaz kentler oldu. Şami Şerif kimyasal silahların masum bedenleri katlettiği ölüm diyarları oldu. İslam'ın barış beldeleri savaş alanlarına döndü. Canlarını kurtarmak umuduyla denize açılan sayısız masum insan denizin dalgaları arasında Akdeniz'e gömüldü. Cansız bedenler sahillere vurdu. Gazze defalarca bombalandı. İslam ümmetinin harimi ismeti olan Kudüs'te, Mescidi i Aksa'da Filistin'de zulüm durmaksızın devam etti. Arakan'da, Myanmar'da insanlık yok edildi. Afrika'da, Somali'de açlık, kıtlık ve sefalet baş gösterdi. Kısaca İslam ümmeti büyük acılara gark oldu. Ancak İslam diyarını saran ateşleri söndürmek için gücümüz ve nefesimiz yetmedi. Fakat İbrahim'in, Hz. İbrahim'in ateşini söndürmek için su götüren karınca misali Allah'a hamdolsun hep o yolda olduk. Elbette vazifeyi bırakırken sorumluluğumuz, mesuliyetimiz, emanetimiz devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanı olarak ne kadar sorumluluk sahibi idiysem, bugün İslam ümmetinin herhangi bir ferdi olarak, mahiyet olarak, aynı ve derece olarak farklı bir sorumluluk taşıyorum mümin olarak. Diyanet İşleri Başkanı olarak milletimize, ümmeti Muhammed'e, Kur'an-ı Mübine, İslam'a elimden gelenin en iyisiyle hizmet etmekle mükelleftim. Sorumluluklarım itibariyle değişen hiçbir şey yok. Bugün dahi aynısıyla mükellef olduğumu biliyorum. Huzurumuzda On yıllarca bana ders veren hocamın her derste tekrarladığı bir cümlesi vardır. İslam'da din adamı yoktur. Herkes dininin adamıdır. Göreve başladığım günden itibaren bu büyük teşkilatla birlikte bu kutlu yolda azimle yürümeye ve bu istikamette çalışmaya gayret ettim. Umarım bütün dost ve kardeşlerimizin bize şahitliği de bu istikamette olur. Milletimizin dini ve manevi hayatına yön veren Diyanet İşleri Başkanlığımız, Kur'an-ı Mübinin müstakim ve hidayet yolunu, Hazreti Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyyesini, siretini ve yolunu, usul ve erkanını, selef-i salihinin muteber çizgisini daima İslam'ın ana yolu olarak kabul etmiştir. Görev süren boyunca, Türkiye'mizin yaşadığı değişime muazi olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bürokratik bir kurum olmanın ötesine geçmesi ve milletimizin dini manevi hayatına yön veren bir millet kurumuna dönüşmesine çok ama çok önem verdim. Bu yolda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sadece 80 milyon vatandaşımızın değil, bütün Müslümanların göz bebeği olduğu şuur ve hassasiyetiyle hareket ettik. Müftülüklerimizin birer müdürlük makamı olarak algılanmaması, camilerimizin salt birer kamu kurumuna dönüşmemesi için azami gayret gösterdik. Diyanet İşleri Başkanının bir hoca olma vasfının bürokratlığından çok daha büyük bir önem taşıdığını hep ifade ettim. Bu düşünceyledir ki yeri geldiğinde mihraba geçen minbere minber ve kürsüye çıkıp milletimize hitap eden bir imam, bir hatip, bir vaiz olmayı hep şeref saydım. Hoca ve başkan kimliğimle bir camimizde bir ilim meclisine iştirak etmek, sabah namazında cemaatimizle bir araya gelmek, yurt dışında bir camimizde Müslüman kardeşlerimizle buluşmak veya yine bir camide çocuklarımızla gençlerimizle sohbet etmek gibi vazifeler benim için diğer bütün işlerden daha önemli ve daha değerliydi. Rabbime ne kadar şükretsem azdır ki milletimiz de bunu karşılıksız bırakmadı, teveccüh ve muhabbetini hiç esirgemedi. Başkanlığımızda görev yapan bütün din görevlisi arkadaşlarımızın birer din gönüllüsüne dönüşümü o noktasında çok samimi bir gayret içinde olduğumuzu da özellikle ifade etmek isterim. Başkan yardımcılarım ve teşkilatımızdaki bütün arkadaşlarımızın da bu konuda bizimle birlikte ciddi bir gayret gösterdiklerine kefil ve şahit olduğumu ifade etmek isterim. Onların da son derece samimi gayretleri sayesinde camilerimizi sosyal hayatın merkezi, mahallenin kalbi haline getirme çabamızda önemli bir mesafe aldığımızı düşünüyorum. Kur'an kurslarımızın nazmi celili öğrenmenin ötesinde mana, hikmet ve ahlakının öğretildiği mekanlara dönüşmesi Elif'i öğretirken çocuklarımıza Elif gibi doğru olmayı da öğretmenin gayreti içerisinde olduk. Milletimiz gerek yurt içinde gerek yurt dışında din kardeşlerine ve hatta başı dertte olan bütün insanlara el uzatmak istediğinde hamdolsun biz mutlaka orada olduk. Dünyanın neresinde bir afet, savaş ve kriz varsa Diyanet Vakfımızla orada olduk. Milletimizin merhameti, adalet ve hakkaniyet duygusu, cömertliği, yardımseverliği hamdolsun ki dillere destan oldu. Değerli kardeşlerim. Göreve başladığımızda bundan sonra Diyanet sadece Türkiye'nin Diyaneti olmayacak demiştik. Elhamdülillah. Bugün Diyanet Avrupa'dan Uzak Doğu'ya, Pasifik kıyılarından Sibirya içlerine, Afrika'dan Amerika'ya kadar 113 ülkede faaliyet yürütüyor. Bu vazife esnasında beni en çok bahtiyar kılan şey kayıp kıtalarda kaybettiğimiz kardeşlikleri yeniden bulmak olmuştur. Ezanın ilk okunduğu Kamçatka'dan Karayip adalarındaki Haiti'ye kendi dünyasına yüzyıllarca terk edilen Doğu Türkistan'dan Pasifik Asya'daki New Caledonia'ya Altay Türklerinden Kübalı Müslüman kardeşlerimize kadar her birine ulaşmış olmak kaybettiğimiz kardeşlikleri yeniden inşa etmek Allah'ın bize en büyük lütfu olmuştur. Başkanlığımızın en temel hedeflerinden birisi İslam dini ile ilgili cihan şumul düzeyde güvenilen ve referans alınan bir kurum haline gelmektir. İnşallah bizden sonra her kademede görev alacak olan arkadaşlarımız Diyanetimizi bu hedefe daha fazla yaklaştıracaklardır. Zira bugün insanlığın hakikate, adalete, merhamete duyduğu susuzluk her zamankinden daha çok emniyet kazanmış, ehemmiyet kazanmıştır. İnsan hayatını, insanın şerefini ve haysiyetini savunmak ve korumak her şeyden önce insanın maneviyatını korumakla mümkündür. Bu anlamda yeryüzü satında yaşanan acıların hepsi biz Müslümanlara yeni sorumluluklar yüklüyor. Bize düşen Allah'ın kulları ile Allah'ın dini İslam arasındaki engelleri bertaraf etmek için gayret göstermektir. Hiç kimse dinin hamisi değildir. Dinin hamisi, dinin sahibi Allah'tır. Gerek ülkemizde, gerek yurt dışında yürüttüğümüz çalışmalarda bir yandan doğruya ortak doğruyu ortaya koyma gayesini güttüğümüz gibi aynı zamanda yanlışlar ile mücadelemizi de sürdürdük. Başta FETÖ ve DAEŞ olmak üzere İslam dünyasında ortaya çıkan ancak İslam ile bir ilgisi asla bulunmayan zehirli, zararlı akımlara karşı durduğumuz gibi dünya barışını tehdit eden İslamofobi belasına karşı da samimiyetle mücadele etmeye çalıştık. Ancak Batı idrakini istila eden İslamofobik nefreti rahmete dönüştürmek yeni diyanetin en büyük vazifesi olacaktır. Başkanlığımızın ve din gönüllerimizin sadece 15 Temmuz gecesinde milletimizin hukukuna ve istiklaline yönelik hain FETÖ saldırısı karşısında aldığı inisiyatif dahi bu şerefli teşkilatın boynunda her mensubunun daima hissedeceği bir iftihar madalyasıdır. Şu hususu özellikle ifade etmek istiyorum. Bütün hizmetlerimizi yerine getirirken rehberimiz Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber Efendimizin çağlar üstü örnekliğidir. Tarih boyunca Müslümanların çoğunluğunun benimsediği ana yolu dikkatle takip etmeyi hep şiar edindik. İslam kültür ve medeniyetinin zengin bilgi mirası ve engin tecrübesi eşliğinde, çağımızın gelişen ve değişen şartlarını da dikkate alarak yol yürümeye ve bugünün insanına seslenmeye, ulaşmaya, dokunmaya gayret ettik. Saygıdeğer hocalarım, kıymetli kardeşlerim. Bundan sonra gelecek olan yeni Diyanet İşleri Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına 113 ülkedeki bütün Müslümanlara milletimizin her bir ferdine hizmet etmeye hazır bir müessese bırakıyoruz. Bu vesileyle bir kardeşiniz ve bu ülkenin bir evladı olarak bazı korku ve endişelerimi de bazı düşüncelerimi sizlerle paylaşarak sözlerimi bitirmek istiyorum. Coğrafyamızı kuşatan ayrılıkçı din söylemleri, tekfir ve tefrik hastalığı asla Diyanet'in mihrap, minber ve kürsülerine yaklaşmamalıdır. Diyanet İşleri Teşkilatı'nın buna asla izin vermeyeceğine olan inancım Tamdır. Diyanet daima ilmin, hikmetin, makuliyetin, marifetin ve orta yolun güçlü sesi olmaya devam edecektir. Diyanet tarih boyunca medeniyetler Kur'an ana yoldan, sevadi azamdan, ehli sünnetten sapmadan başta alevi vatandaşlarımız olmak üzere Aynı vatanı, aynı toprağı, aynı havayı paylaştığımız farklı inanç mensubu kardeşlerimizi daima kucaklayarak yoluna devam edecektir. Ortak tarihin armağanı olarak gördüğümüz bütün dini azınlıklar Diyanet'in varlığını hissederek azınlık duygusuna dahi kapılmamalıdır. Diyanet teşkilatı bir daha sapkın hiçbir dini yapı konusunda 40 yıl gecikmiş olmanın mahcubiyetini yaşamamalıdır. Ancak tek gayesi cemiyete imanlı, ahlaklı bireyler yetiştirmek olan dini kurum ve kuruluşlar bu tür yapılarla karıştırılmamalıdır. Diyanet, İmam Hatip liseleri ve İlahiyat fakültelerimizle birlikte Türkiye'mizin dini istikrarının hatta coğrafyamızın dini istikrarının din emniyetinin teminatı olduğunun daima farkında olmalıdır. Yurt dışındaki millet varlığımızın kimliğini koruyarak barış içerisinde hayatını sürdürmesi için Diyanet'in on yıllardır gösterdiği çabalar Avrupa'da yükselen ırkçılığa ve ayrımcılığa feda edilmemelidir yedi kıtada insanlığın hizmetinde bir iyilik hareketine dönüşen Türkiye Diyanet Vakfımız, milletimizin hayır ve yardımlaşma eli olarak daha da güçlü bir şekilde hizmetlerine devam etmelidir. Diyanet İşleri Başkanlığımızın aziz milletimizin gönlündeki yeri ve gönül coğrafyamızda ihraz ettiği mevki ile devlet bürokrasisindeki yeri arasındaki farklı konumlar mutlaka yeniden gözden geçirilmelidir. Kadim devlet geleneğimizde adı kalemiye olan bürokrasi elbette önemlidir. Fakat devletin bekası için ilmiyenin ve manevi hizmetlerin önemi her türlü izahtan varistedir. Bu köklü müessesenin salt bürokratik bir kurum mu yoksa ilmiyeyi de temsil eden dini manevi hayatımızı sevk ve idare eden bir müessese mi olacağına artık kesin bir şekilde karar verilmelidir. Değerli mesai arkadaşlarım, muhterem hocalarım, bir din gönüllüsünün evladı olarak çok sevdiğim Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın bütün çalışmalarından, müezzin ve kayımlarımızdan imam hatiplerimize, Kur'an kursu hocalarımızdan vaizlerimize, müftülerimize, bütün kademelerdeki çalışanlarımıza, yurt içindeki ve yurt dışı hizmetlerinde görev alan kardeşlerime kadar herkesten haklarını helal etmelerini istirham ediyorum. Bugüne kadar birçok toplantıda, ziyarette kendilerine hitap etme şerefine nail oldum. Bundan sonra da Allah'ın izniyle haseten din gönüllerine sesleniyorum. Bundan sonra da Allah'ın izniyle onların cemaati olarak, cami cemaati olarak kürsülerde, minberlerde konuşurlarken onları dinleyeceğim. Namazlarda arkalarında saf tutacağım. Benim kendilerine verebileceğim duadan başka bir hediyem yok. Fakat onların bana lütfedecekleri en büyük hediye, emaneti az da olsa hakkıyla yerine getirmeye çalıştın, ümmete karşı samimi davrandın, ilmin izzetini korudun, Allah yolunda elinden geldiğince çaba gösterdin şeklindeki bir hüsni şehadet olacaktır. Yüce Rabbimizin biz Müslümanlara en büyük lütuflarından biri, bizim birbirimize, şahitliğimize değer vermiş olmasıdır. İnşallah bugünkü şahitlikler, yarın musalla taşında ve ruzi mahşerde de karşımıza çıkacaktır. Yegane arzu ve emelimiz budur. Bütün illerimizin ulu camilerinin kürsülerinden ve minberlerinden kendilerine hitap etmek nasip olmuş yüce milletimize de buradan selam, hürmet, saygı ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Cenab-ı Hakk'ın bu kürsülerden ve minberlerden Kıyamet sabahına kadar aktarılacak doğru sahih dini bilgiden milletimizi mahrum etmemesini niyaz ediyorum. Benden sonra burada görev alacak olan başkanımıza ve diğer tüm arkadaşlarımıza da muvaffakiyetler diliyor. Onların Diyaneti hem Türkiye'de hem de dünyada çok daha saygın bir noktaya taşıyacaklarına inandığımı ifade etmek istiyorum. Bir din gönüllüsü olarak kendilerinin bu yolda başarılı olmaları için her türlü desteği vermeye hazır olduğumu da belirtmek istiyorum. Muhterem hocalarım, değerli kardeşlerim. Teşekkür borçlu olduğum insanlar var. Her şeyden önce yüce Rabbime şükretmekten aciz olduğumu bir kez daha ifade etmek isterim. Pek çok faniye nasip olmayacak hizmetler lütfetti. Her hizmet kaleminde gücünü, himayesini hep yanımda hissettiğim Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hasreten şükranlarımı arz ediyorum. Başbakanlarımıza, bakanlarımıza, mesai arkadaşlarıma, ülkemizin en ücra köşesinde görev yapan din gönüllüsü kardeşimden, dünyanın dört bir köşesinde hizmet eden bütün diyanet mensuplarına, kürsülerinden Mihraplarından, minberlerinden hitap ettiğim, radyo ve televizyon kanalları vasıtasıyla seslendiğim aziz milletimin her ferdine müteşekkirim. Ayrıca ilim yolculuğum esnasında bana emek veren ve görevi esnasında her daim yanımda olan saygıdeğer bütün hocalarıma, burada Mehmet Said Hatibol Hocamız, Lütfü Doğan Hocamız, Raşit Kü Küçük Hocamız başta olmak üzere üzere bütün hocalarıma teşekkür etmeyi yerine getirmesi gereken bir vazife addediyorum. Ve bütün hocalarımın ellerinden öpüyorum. Bir eşin fedakarlıklarının ötesinde daima bir dost ve arkadaş olarak hep yanımda olan, görev sürem boyunca evlatlarıma hem annelik hem babalık yapan, Yokluğumu hissettirmeyen kıymetli eşime, zorluklarında yanlarında olamadığım evlatlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Son olarak başkan vekilimize Doktor Ekrem Keleş hocamıza ki 14 yıllık hizmet sürem içerisinde her sözünü ve her davranışını öğretici bir ahlak olarak gördüğüm çok değerli Dostuma başarı ve muvaffakiyetler ihsan etmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Bir kul olarak, bir kardeşiniz olarak görevim esnasında mesai arkadaşlarım başta olmak üzere her birinizin ayrı ayrı üzerimde hakkı olduğuna inanıyorum. Sizlerden hakkınızı helal etmenizi istirham ediyorum. Varsa benden yana tüm haklarım helal olsun. Allah'a emanet olunuz. Sözlerimi Hazreti İbrahim'in bir duasıyla bitirmek istiyorum. Ve ca'alli lisani sidqin fil ahirin. Allah'ım, arkadan gelecekler içinde hep iyilikle anılmayı bana nasip eyle. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz.